Okulda hangi sınıf olduğunu ve kaymakamla olan konuşmasını. Çok güler yüzlü ve sıcakkanlıydı. Ben çok beğendim kaymakamımızın bize karşı, öğrencilere karşı ılımlı bir şekilde davranışını çok beğendim. İlçemiz hakkında projelerden bize bahsetti. Öğrenciler karşı çok ılımlıydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Peki sunduğunuz proje ya da konuları ne kadar ciddiye aldı sizce? Çok ciddiye aldı ve hepsini ayrı ayrı inceledi ve ayrıntılı bir şekilde bize anlattı. Ben de gayet anladım. İlçemizde bulunan bütün 8. sınıflara bilgi ulaştıracak öğrencilerimiz, 4 öğrencimizin yaptığı hazırlıkla hijyen, okulda evde hijyen nasıl olmalı, medya bağımlılığında nelere dikkat etmeliyiz, nasıl kurtulmalıyız, AIDS, hepatit B, hepatit C bulaşma ve korunma yollarını 8. sınıflara aktarıp bilgi edinmelerini sağlayacağız. Teşekkür ediyorum. Sadece bizimkiler mi oldu? Şuradan. Geçin. Başlayalım. Evet. Az daha yukarı kaldık. Ha, tamam. Sola. Merhaba arkadaşlar, ben Özel Anıl Murat'ın sağlık meslekçisinden Gaziantep'te. Bugün sizlere evde, okulda hijyen kurallarını anlatacağım. İlk önce hijyen nedir? Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için ve alınan önlemlerin hepsini hijyen olarak tanımlıyoruz. Havalandırması yeterince yapılmayan evlerin nem oranı dengelenmez. Evin havasının fazla nemli olması kadar aşırı kuru olması da sağlığa zararlıdır. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz sosyal medya bağımlılığı, hepatit B, C ve hijyen kuralları, evde hijyen, okulda hijyen kurallarını 8. sınıflara sunuyoruz toplum hizmeti olarak ve öğrencileri bilgilendiriyoruz. Evet. Herhalde bu sadece bir günlük değil, birkaç günlük bir program. Evet, Anamur'daki tüm 8. sınıf öğrencilerine sunuyoruz bunu. 19 okul var. Bazı okullarda bir günden daha fazla süre alıyor. Yaklaşık 20 günlük bir program oluyor. Okulumuzun 12. sınıf öğrencileri hazırlıyorlar bu programları. Öğrenciler tarafından sunuluyor. Öğrencilerimiz de hayata hazırlamış oluyoruz. Böylece bir sunum yapmayı, program yapmayı, insanları bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi, farkındalık yaratma amacını güdüyoruz.